Herkese merhaba. Sonunda çok uzun zamandır beklenen benimle İngilizce çalış ya da bir diğer deyişle İngilizce çalışma rutinim videosuna hoş geldiniz. Bilenler ya da bilmeyenler, bundan önce yaptığım bir ayda İngilizce öğreniyorum videosu çok sevildi ve çok izlendi. Çok da güzel yorumlar geldi. Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Size İngilizce ile ilgili motivasyon verdiysem, bir şeyler verebildiysem ne mutlu bana. Bu videoya başlamadan çok kısa bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Hani kesinlikle ben gerçekten bir ayda İngilizce öğrenirsiniz, hemen İngilizce öğrenirsiniz, İngilizce öğrenmek çok kolay gibi bir iddiayla size hiç zaman gelmiyorum. Ama benim tek amacım size mümkün olduğunca daha çok motive edip daha farklı yöntemler vermek. Ben 15 yıldır İngilizce öğreniyorum, hala öğreniyorum. Bir dilin öğrenmesi hiçbir zaman bitmez diye düşünüyorum. O yüzden lütfen o şekilde bakarsak videolara çok sevinirim. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Peki bu videoda ne yapacağız? Diğer videolardan çok fazla soru alıyorum. İşte nasıl çalışacağım, şöyle mi düzenlesem, ne yapsam, çalışmanın üzerime ne soksam daha iyi olur gibi. Ben de o yüzden sizinle beraber sanki bu çalışmayı yapıyormuş gibi bir video hazırlamak istedim ve nasıl bir düzen, nasıl bir program yapabiliriz bunu beraber düzenleyelim diye düşündüm. Öncelikle ne kadar çalışmalıyız dersek, bence çalışmanız haftada minimum 5 kere olmalı. Belki 6 kere. Her gün olmak zorunda değil. Ve hiçbir zaman bence belli bir yapmanız gereken şey olup her gün aynısını yapmalı değilsiniz. Tam tersi, o gün canınız ne çalışmak istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, nasıl çalışmak istiyorsa onu yapmalısınız. Çünkü kesinlikle dil öğrenmek insanın kendi motivasyonuyla, kendi isteğiyle güzel olan bir şey. Zoraki hiçbir zaman çalışmanıza bir şey koymayın. Evet, birinci adımımız kısa hikayeler okumak. Bence her gün, her çalışmanızın içine en azından 15-20 dakikanızı ayıracağınız kısa hikayeler okuma kısmı eklemelisiniz. Bunu yaparken ne yapacağız aslında? Bu kısa hikayeleri okurken yapmamız gereken anlayabiliyor muyum? Anlamadığım kelimeler ya da hiç bilmediğim kelimeler neler? Eğer anlamadığım kelimeler varsa bu kelimeleri, yani vocabulary'leri defterime yazıyorum. Daha önceki videolardan da bu İngilizce çalışması için bir defter tutalım diye konuşmuştuk. O defterime yazıyorum ve Google Translate'den, Turing'den, Zargan'dan birçok faydalanabileceğiniz sözcükler var. Hepsini de aşağı koyuyor olacağım. Bunlardan bu sözcüklerin anlamlarına bakıp yine defterime anlamlarını yazıyorum. Böylece bir şeyi okumaya çalışırken gerçekten anlayamadığım ya da benim anlamama engel olan kelimeleri ortadan kaldırmış oluyorum. Ve yine kelime ezberlemek bir diğer anlamıyla öğrenmek adımını gerçekleştirmiş oluyorum. Online kısa hikayeler nereden bulurum derseniz onların da linkini yine açıklamalar kısmına koyuyor olacağım. Oradan yararlanıp bulabilirsiniz. Kendinizde İngilizce kısa hikayeler arayabilirsiniz. İngilizce bloglar bulabilirsiniz. Bu okumayı yapmak için aslında çok fazla fırsatınız var. Okumayla ilgili bir diğer ihtimal ise eğer ben hiç okuyamayacağım, hiç anlamıyorum daha, o kadar yeni başlıyorum derseniz o zaman tavsiyem Türkçe kısa hikayeler okumak olacak. Bu Türkçe kısa hikayeleri de İngilizce'ye çevirmeniz gerekiyor. Yani daha önce yaptığınız gibi bu sefer yine istediğiniz çevirme alanını kullanıp isterseniz direkt İngilizce'ye oradan çevirip ve o İngilizce halini defterinize not alabilirsiniz. Ama burada unutmayın ki maksat iki dildeki halini de görmek ve karşılaştırmak ve neyin ne demek olduğunu aslında anlamak. Önemli görmenizi istediğim şey burada şunu anlayacaksınız. Neyden zorlanıyorum? Yani ben cümle kurmaktan mı zorlanıyorum, konuşmaktan mı zorlanıyorum,
ya da anlıyorum ama istediğim gibi cevap mı veremiyorum? Bunlar çok önemli sorular. Bunların cevabını anladığınızda, bunları cevapladığınızda aslında daha çok nelere çalışmanız lazım? Daha çok nelere çalışmaya öncelik vermeniz lazım? Bunları da göreceksiniz kesinlikle. Sonraki adımınız ise bu hikayeleri ya da yepyeni bir hikayeyi sesli olarak okumak olacak. Tek başınızasınız ve hiç utanacak hiçbir şeyiniz yok. Burada maksat gerçekten doğru şekilde pronans etmeye çalışmak, telaffuz etmeye çalışmak, telaffuz edilişinizi çalışmaya gayret göstermek. Burada yine size çok güzel bir site önereceğim aşağıda openculture.com diye. Çünkü burada okunan şeyleri sesli olarak dinleyebiliyorsunuz. Bu da size ne konuda yardımcı olacak? Bu sayede doğru okuyor muyum diye göreceksiniz aslında. Karşılaştırıp dinleyip tekrar okumaya çalışabilirsiniz. Böylece yavaş yavaş bu okuma çalışmalarını yaptıkça kelime telaffuzlarınız, kelime anlamanız, sözlük kullanımınız, çevirme yeteneğiniz gitgide artacak. Dediğim gibi bunu düzenli yapmakta fayda var. Ki aslında çalışma düzeniniz dörde ayrılıyor. Ben bunları kategorilemeyi seçiyorum. Dinleme, okuma, yazma ve konuşma. Aslında biraz önce anlattığım çalışmalar hepsini içeren çalışmalar. Aynı zamanda bu bir şarkı dinlemek, sevdiğiniz bir şarkıyı dinlemek, bunun Türkçe sözlerine bakmak ya da bir YouTube, İngilizce bir YouTube videosu dinlemek olabilir. En azından günlük çalışma rutininize bunu da sokmanız sizin için çok güzel olacaktır. Yani bahsettiğim bu 4 kategoriden hepsini 10'ar dakika bile olsa çalışma rutininize sokmuş olmanız tam anlamıyla 4-4'lük bir çalışma düzeni elde etmenizi sağlayacak. İşte hikayemi çevireceğim, günlüğümü tutacağım. Daha önceki videolarda bahsetmiştik, günümüzü anlatmak yine güzel bir seçim diye. Aynı zamanda bu okuma çalışmalarında yapabileceğiniz bir diğer şey ise okuduğunuz şeylerin özetini çıkarmak olabilir. Biraz daha geliştirdim kendimi. Yani biraz daha iyiyim bu konuda. Belki hepsini çeviremem ama şöyle ne anladığımdan bahsedebilirim derseniz yine o günlüğünüze çok güzel bir şekilde okuduğunuzdan ne anladığınızı yazabilirsiniz. Bu da çok güzel bir çalışma olacaktır. Eğer böyle kendinizi başkalarıyla karşılaştırıyorsanız ya da ben şu kadar zamandır İngilizce öğrenmeye çalışıyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum, yine de gelişemiyorum diyorsanız lütfen bu düşünceden uzaklaşın. Çünkü gerçekten dil öğrenmek kişiden kişiye çok değişen bir şey ve hiçbir zaman bunu birileriyle karşılaştırmamanız lazım. Tamamen herkesin kendi hızı ve kendi yöntemleri var diye düşünüyorum. Dediğim gibi kendinize daha uygun hissettiğiniz, daha çok severek yaptığınız yöntemleri hep çalışmanıza sokmanız çok 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 daha iyi olacaktır. Örnek vermem gerekirse ben bile bu kadar yıldır İngilizce öğrenmeme rağmen mesela artık bir şeyleri izlediğimde, bir şeyleri dinlediğimde, bir şeyler okuduğumda evet wow hani Türkçe gibi anlamaya başladım diyorum ama bir nokta geliyor ya bu kadardır çalışıyorum, bu kadardır öğreniyorum niye ben bunu hala bilmiyorum ya da bu kelimeyi niye anlayamadım, yok ben burayı anlamadım dediğim o kadar çok yer oluyor ki o yüzden hani dil serüveninde bence gelişiminizi hem gözlemleyebiliyorsunuz hem bir nokta geliyor. Ne kadar geliştim zannetseniz de yine tıkanabiliyorsunuz. Bu böyle bir süreç. O yüzden hiç zaman vazgeçmeyin
diyorum. Bugün bu videoda bahsettiğim bütün önerilerin linklerini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Aynı zamanda size en güzel önerilerimden bir tanesi Duolingo olacak. Duolingo application'ı da çoğu Android ve iPhone, Apple ürünlerinde olmalı diye düşünüyorum. Onunla ilgili de dilerseniz ayrı bir video çekebilirim. Çünkü bana çok fazla gramere nasıl yapacağız, ne olacak, gramer bilmiyoruz diye sorular geliyor. Çok haklısınız. Gramer çalışma tiyoları ile ilgili de bir video çok yakın zamanda geliyor olacak. Ama bu süreçte Duolingo uygulamasını indirmek isterseniz ben kendim başka diller için bile hala kullanıyorum. Çok da severek kullanıyorum. Çok da eğlenceli bir şekilde kullanıyorum. O yüzden size de bunu çok öneriyorum. En güzel...